sürdürülebilir bir şekilde bitkisel kaynaklarla hayvansal gıdaların alternatifleri üretilebilir mi? Evet, üretilir. Merhaba, ben Emine Yılmaz. İTÜ Kimya Mühendisliğinden mezunum. Adana doğumluyum. Mesleğimi uzun bir süre yaptım, yaklaşık 8 sene. Farklı departmanlarda bulundum. Kalite bunlardan biri, satış, teknik satışta bulundum, üretimde bulundum. Daha sonra girişimci ruhumu keşfederek bu yola koyuldum. Bizim yola başlarken, yeni bir ürün ortaya çıkarırken aslında ilk yaptığımız şey hayvansal ürünlerden ilham almak. O ürünlerin rengine, kokusuna, dokusuna, içeriğine, çok önemlidir texture denilen kısmına öncelik veriyoruz ve ilk başta bunları analiz ediyoruz. Daha sonra bunu hangi bitkilerle ya da bitkisel içeriklerle yerine koyabiliriz? Yani yaptığımız tam olarak bu. İşim için yurt dışına ziyaret ediyordum. Rusya'da bulundum ve Javier'la ilk orada tanıştım diyebilirim. Ve bir mühendis olarak ve üretim mühendisi olarak Javier'i nasıl acaba yorumlayabilirim? Bu benim biraz kafamı karıştırdı açıkçası. Ve Türkiye'ye döndüğümde bunu bitkilerle de yapılabileceğini ve bunun hatta daha da iyi olabileceğini gördüm ve bu fikir aslında böyle çıktı. Javier içerik olarak çok besin değeri yüksek bir gıda. Yani siz çok küçük bir miktarda yediğiniz zaman yüksek bir vitamine, minerale ulaşabiliyorsunuz. Biz de bitkilerle bunu yaparken aynı noktadan yola çıktık. Ve bugün 13 vitamin, 9 mineral, omega, koenzim Q10, ginseng gibi farklı zenginleştirmelerle son ürüne ulaştık. Üniversitenin laboratuvarlarını, kendi üniversitemin laboratuvarlarını kullanarak şöyle küçük çaplı bazı deneme ürünleri yapmıştım. Onu da bir küçük kavanoza koyup işte bunu bilenlere, işte mentor denilen girişimcilik ekosistemin içindeki mentorlara göstererek ya bundan bir iş çıkar mı? Bu bir girişimcilik hikayesi olur mu? Gibi sordum. Yani çok büyük bir kısım ilginç de geldi ama hani arkasının gelip gelmeyeceği hakkında soru işaretleri vardı ve ben Yıldız Teknopark'ın kapısını çaldım. Çünkü Yıldız Teknopark'ı diğer dünyadaki birçok teknoparktan ayıran çok önemli bir özellik var. Yıldız Teknopark girişimcilere laboratuvar imkanı verebiliyor. Kendilerine özel. Bu çok büyük bir aslında lüks bir girişimci için. Ve ben laboratuvarın yanında ben de küçük ölçekli üretim yapabileceğim yerde aldım. Ve böylelikle aslında ilk üretimlere başlamaya başladım. Yani hem numune yapıp hem de o numuneleri insanlara tattırabiliyordum. Bu sayede çok hızlı bir şekilde ben son ürüne geldim. Artık satılabilir, yani ihracat potansiyeli olan son ürün artık elimdeydi. Ve ben bunu artık yurt dışındaki belirli yerlere ve insanlara yollamaya başladım. Oradan da çok iyi geri dönüşler aldım ve bunu gördüm ki evet, bu tarafta bir ışık var. Aslında Javier her zaman sizin raftan alabileceğiniz bir ürün değil. Yani belirli zamanlarda üretilebiliyor. Bu şekilde zaten sürdürülebilir gıda değil. Biz ayın her günü, yılın her ayı ulaşabileceğiniz bir gıda haline getirdik ve ulaşılabilir fiyatlara. Yani bugün siz markete gittiğinizde birçok ürünle beraber sepetinize Javier'i de atabileceksiniz. Dünyanın tükettiği ürünlere baktığınız zaman bitkisel içerikli ürünler olduğu çok ve yükselişe geçti. Bugün dünyada diğer ürünlerin tüketim miktarı %3 artarken bitkisel ürünlerin tüketimi %20'lik bir artışa sahip. Bugün Türkiye'de marketplace'ler dediğimiz hepsi burada gitti gidiyor. Trendyol, işte yine Amazon, bunun gibi birçok kanalda ürünlerimizi biz listeledik. Hoga Foods olarak biz İTÜ Big Bang'de sahneye çıktık. Ve İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük ödülü olan, geleceğin sanayicisi büyük ödülü olan 100.000 TL'ye kazandık. Bu bir hibeydi ve bizim için bir can suyu oldu açıkçası. Daha sonra Genç Mürsiyat'tan yine ödül aldık. O da güzel bir ödüldü. Yurt dışı uçak gidiş dönüş bileti. Onun dışında Lyons'lardan Fark Yaratan Kadın ödülünü aldık. Türkiye'de önemli birçok 18 şehirde kenevir tohumu ekimi yasallaştı. Şu anda tohumlar ekiliyor ve bir sonraki hasat için yeniden değerlendirilecek.
Fakat bu ürünlerin ne olacağı tam olarak şu anda bir soru işareti var. Bizde ürünleri aslında en büyük potansiyeli olan gıda ürünü haline getirip katma değerini belki tavan yapabileceğimiz bir ürün tasarladık. Biz kenevirden süt ve süt ürünleri yapmak istiyoruz. Ve bunlar yüksek proteine sahip. İşte değerli aminoasitlerin, temel aminoasitlerin tamamını içeren, onun dışında vitamin mineral açısından kendi özü öz olarak çok yüksek bir gıda ürünü. Yani kendi başına bir süper gıda diyebilirim. Bitkisel avyarı üreteceğimi ya da üretmek istediğimi insanlarla paylaştığımda genelde çok ilginç tepkiler aldım. Yapamazsın. Ya nereden çıktı bu iş? Ya bundan ne olacak? Ya da ya ne gereği var şimdi havyarın? Bunun gibi birçok tepki aldım. En sonunda hatta birisi bana ya kızım bırak bu işleri git mühendisliğine devam et maaşını al. Bunun gibi birçok geri dönüş aldım. Ama şimdi havyarı üretebiliyoruz. Ve birçok ürün içinde çalışmalarımız başladı. Sadece havyarı üretmekle kalmadık. Şu anda süt ve süt ürünlerine ve bitkisel etin de Ar-Ge çalışmalarına başladık.